Siz adaylarımızdansınız. Evet. Siz de. Evet. Güzel. Merhaba arkadaşlar. Sizde bir sorun olursa takip edenler herhalde. Evet. Siz not tutanlar. Tamam. Evet. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Aslında itfaiyede ilk defa kadın er alımı olacak, yani öyle ifade edelim. Biz ayrı kadro hakkınız için teşekkür ederiz. Estağfurullah. Olmalı diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten kadının yapamayacağı bir iş var mıdır? Bana göre yoktur. En azından ben öyle bir anneyle büyüdüm yani. Doğanın içinde. Gelecekte öyle anneler olacağız. İnşallah. Çocuklarımıza böyle imkanlar sunacağız inşallah. Hiç kuşkumuz yok. Olabilir, yapabilirsiniz, başarabilirsiniz. Çok mutlu oldum sizi gördüğüme. İnşallah bir bakarsınız daimi birbirimizi görmeye başlarız. İnşallah. İstanbul'dan mı katılıyorsunuz? Ben Konya'dan katılıyorum. Konya'dan. Siz? Mersin'den. Mersin'den. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yüreğinize sağlık. Güçlü kadınlar, hoş geldiniz. Tamam, harika. Nasılsınız? Merhabalar. Adaylarımız orada kaldı herhalde. Evet. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Sizlere sormak. Başarılar dileriz. Çok teşekkürler. Vallahi ben çok kararlı kadınlar görüyorum yani, açık söyleyeyim. İnşallah yolunuz açık, kararlısınız görüyorum. Yolunuz açık olsun. Biz de böyle itfaiye çalışanlarımız olsun istiyoruz, kadın, güçlü kadınlar. Toplum zaten o eşitlik duygusuyla çok başarılı olabilir. Onun için çok burada duruşunuzu ve oluşunuzu çok simgesel görüyorum. Yani bir başlangıç, önemli bir başlangıç olarak görüyorum. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun, hoş geldiniz. Sefalar. Siz de hoş geldiniz. Merhaba. Çok memnun olduk. Evet. Sizler erkek adaylarımızdan. Tamam. Eşitlik diyoruz yani. Ama tabii yine de %20 oranında aslında açmış olduk kadınlara bu sefer. İlerleyen size de başarılar. Böyle gelebilirsiniz. Nereden geldiniz? İstanbul'da oturuyorum. İstanbul'da. Başkanım ben. Siz? Aynı şekilde ben de İstanbul'dayım. İsparta'dan. Ne güzel, hoş geldiniz. Başarılar dileriz. Yolunuz açık olsun. Ay sağ ol. İnşallah uğurlu geliriz bakalım. Hak eden kazansın. Hak eden kazansın. İsteğimiz o. Ben çok değerli bir süreç olduğuna inanıyorum. Sizin de burada olmanız, kararlı duruşunuz beni mutlu ediyor. Ülkemizde çok marifetli insanlar var, sizler gibi. Zaten marifetiniz de buradasınız şu anda. Tanışmıyoruz değil mi yani? Birbirimizi tanımıyoruz yani. Tamam, hadi bakalım. Kolay gelsin. Parfümümüz var. Erkek parfümü. Evet. Bunlardan işte buradan başlayarak engellerin arasından geçip tekrar hortumu geri getiriyor. Evet, buradan kaç kilo bunlar? 16 kilo bir tanesi. İkisi 32 kilo oluyor. Engellerin arasından geçirip tekrar buraya getiriyor. Buradan güzel. Tekrar balyozluğa doğru koşuyor. Şeyde sadece bir ağırlık farkımız var. Evet, ağırlık tarafı. Farkımız var. Ağırlık farkı yok. Şey falan aynı. Yükseklik falan aynı bayanlarda. Yavaş. Tamam. Tamam. Kapıyı kırıyor olarak düşünüyoruz. O çizgiye geldi mi devam ediyor. İki katlı bir yangına müdahale simüle edildi başkanım. Anladım. Canlandırıldı. Buradan sonra binalarda arama kurtarma yapın. Başkanım, burada da amacımız dumanlı ortamda mahsur kalan vatandaşa canlıya müdahale ederken nasıl müdahale ederiz? En hızlı bir şekilde oksijenli ortamı nasıl çıkartırız? Aslında sıkı bir kulvar yani. Evet. Başkanım, liyakat, tedbir ve tasarruf diye 3 talimatınız vardı bu uygulamada. Üçünü de gözettik. Liyakat hiçbir ayrımcılığa müsaade etmeden. Maksimum tedbirleri aldık. Hem iş güvenliği tedbirleri hem pandemi dolayısıyla tedbirler. Ve tamamını öz kaynaklarımızla gerçekleştirdik. Güzel. Sayın başkanım.
Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün itfaiye alımımız var. Onun sınavını beraber yaşıyoruz. İlk defa itfaiye kurumumuzda bu sınavda kadın çalışan da alacağız. Bizim için çok heyecan verici. 250 kişilik alımımız söz konusu. 50 kapasite ayırdık, yani kontenjan ayırdık kadın olarak. Bir sonraki aşamalarda da yaklaşık bir ilave 750 daha, 500 daha, ilave 500 daha bakanlık onay verdi. Onun da sınavları devam edecek 2021 içerisinde. Çünkü itfaiye kurumumuza uzun zamandır böylesi bir alım yapılmadı. İlk defa böyle bir ortamı yaratmak istedik. İhtiyaç da var. Afet için, deprem için, yangın için, büyüyen İstanbul nüfusu için. Dolayısıyla onları yerinde ziyaret etmek istedim. Özellikle kadınların heyecanını yaşamak istedim. Çünkü ben de heyecan duyuyorum. Bana göre erkek kadın fırsat eşitliğini her alanda yaşamalı. Kaldı ki kadının da çözebileceği birçok konu ve sorun var. Özellikle itfaiyenin müdahale anlarında. Böylesi bir ortamda böylesi güzel bir çabayı ortaya koyan bütün yarışma sürecine katılan katılımcılara başarılar diliyorum. Bir sorum olacaktı bu İBB'deki işe alım süreçleriyle ilgili. Bir süredir sosyal medyada dolaşıma giren bir video var. CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı'nın bir açıklamasını çoğu kişi paylaşıyor. İşte İBB'de 100 kişi işe alınacaksa 35 tanesi CHP'den, 15 tanesi İYİ Parti'den, 15'i diğer ve 20-25 tanesi İBB kariyer üzerinden işe alınıyor şeklinde açıklaması. Kadrolaşma ve liyakat tartışmalarına sebep oldu. Sizin bu konuyla ilgili değerlendirmeniz var mı? Bırakın böylesi bir tartışmayı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi uzun yıllardır ilk defa adil bir biçimde insan kaynağı edinim süreçlerini paylaşıyor. Yani hepiniz basın mensubusunuz. Burada olan olmayan herkese soruyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde bir başvuru kuyruğu hiç gördünüz mü siz? Hatırlıyor musunuz? Herkes bir hafızasını kontrol etsin. Bir. İkincisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin son yıllarına bir bakın. 10 yıl, 15 yıl, 20 yılına bir bakın. Hiçbiriniz bir ilan gördünüz mü? Hatırlıyor musunuz? Yani bir işe alım ilanı diye bir şey gördünüz mü? Ya bakın sadece şuraya 30 bin insan başvuru yaptı. 30 bin E-Devlet üzerinden ilanlarımızı çıktık. 30 bin insan E-Devlet üzerinden başvuru yaptı. Bunun bine yakını kabul gördü. Şimdi burada yarışmanın içindeler ve bu yarışmanın içinden de hak eden sürecin içine dahil olacak. Az önce sorduk. Yani Türkiye'nin farklı yerlerinden, İstanbul'dan kendini buraya hazır hisseden insanlar katılmış. Ne kimseye yaşamını sorduk, ne kimseye partisini sorduk. İnsanlar ne yapıyorlarsa karşısında kendileri gibi bilirler. Ne yazık ki bugüne kadarki siyaset sürecinde geçmiş dönemde partizanlığı her koridoruna soktular bu kurumun, her koridoruna. Biz de bunu tamamen söküp atmanın çabası içindeyiz ve bunu başaracağız. Ben iyi biliyorum ki Sağır Sultan duymuştur. İyi biliyorum ki yani malum siyasi parti iktidar iken burada o partiye iktidar o partiye üye olmadan hiç kimsenin işe giremediğini duymayan kalmadı. Türkiye'de, dünya bile duyuyor artık bunu. Bu kadar acı bir süreç yaşattılar. Biz ise çağdaş bir dönemi başlattık. Adil bir dönemi başlattık. Bakın liyakat zincirini kırdıkları için ülkenin gençleri mutsuz. Yani ben bu ülkeyi fırsatını bulsam terk ederim diyenler neredeyse üçte ikisi gençlerin. Böylesi bir ortam yaşıyoruz. Biz bunu tersine çevirmeye geldik. Doğrudur. Bizim aldıklarımızın içinde Cumhuriyet Halk Partili var. İYİ Partili var. Saadet Partili var. HDP'li de var. MHP'li de var.
Bir şey daha söyleyeyim size. Bizim aldıklarımız içinde AK Partili de vardır. Umrumuzda değil, bizim insanımız. Yeter ki buraya liyakatıyla girsin. Ne yaptılar? E-Devlet'e girdiler. KPSS puanına göre sıralama yapıldı. O sıralamaya göre insanlar buraya geldi, katıldı. 1000 tane insanımız yarışacaklar. Yarışmanın sadece sportif tarafı yok, başka kulvarları da var. Bütün bunlar sonuçlanacak. Ardından 250 kişi alınacak. Bütün işlerimizi böyle yapıyoruz. Ama onlar ne yaptılar, nasıl devrettiler? Bir örnek daha vereyim size. İki seçim arası. Bakın, o kadar sokaklardaydık, o kadar caddelerdeydik. Beraber geziyorduk. Bizi ya da baş rakibimizi takip eden insanlarsınız. Hiçbiriniz o iki seçim arası eleman alınıyor diye bir ilan gördünüz mü? Görmediniz, duymadınız. 2500 insan niye alındı? 2500. Kimdi onlar? O için mi alındı? Ben onlara da üzülüyorum. Onlara da üzülüyorum. Ya da daha başka bir şey söyleyeyim. Yine o dönemde 400'e yakın İSKİ'ye memur alımı yapıldı. Bir taneniz duydu mu? Bir taneniz herhangi bir sınav duydu mu? Bakın, biz göreve başladığımızdan beri böyle yönetiyoruz ve yürütüyoruz. Onlar boş işler. Benim nazarımda hiçbir kıymeti olmayan dedikodular, münazaralar, konuşmalar. Ekrem Bey, Metro İstanbul'da da kadın alımları öne çıktı geçtiğimiz günlerde. Bugün de İstanbul itfaiyesinde. Bu alımlar örnek olur mu sizce? Daha başka alanlarda yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi kadın alımları yönünde tabii adımlar atar mı? Tabii, her alanda. Bakın, itfaiye belki de bunun hani bir tarifle nirvanası diyebiliriz. Yani en zor kulvarı diyebiliriz. Biz bunu burada yapıyorsak her yerde yapacağız. Kadın emeğini toplumda eşit seviyeye taşımadığınız zaman o toplumun zenginleşmesi de mümkün değil. O toplumun yarınlara dönük iyi bir nesil yetiştirmesi de mümkün değil. Eskiden bu eşitlik vardı. Nerede vardı? Kırsalda vardı. Kırsalda kadın erkek beraber omuz omuza tarımda rençberlik yapıyorlardı. Tarım işçisiydiler. Tarımda emek ortaya koyuyorlardı. Ama şehre geldikten sonra bu eşitlik bozuldu. Yani artık %85'i, neredeyse bazı yerlerde %90'ı kentlerde yaşıyor ve bu kente dönüşen nüfusun ne yazık ki en çok mağdur ettiği kitle kadınlar. Ve kadınlar çalışmazsa o evde huzur olmaz, kadınlar çalışmazsa o evde zenginlik olmaz. Doğru alanları açıp kadını da erkek kadar sahada üreten, ki iş üretme konusunda kabiliyette zerre kadar aşağı kalır tarafı yok, bu kadar net. Onun için biz bunu itfaiyede yapıyoruz. Yarınlarda zabıta ilanlarımız da başlayacak, göreceksiniz. Orada da bu anlamda bir kontenjanımız olacak. Kadınların erkekler kadar başarılı olacağına %100 inanıyorum. Teşekkürler. Öyle, öyle. Benim annem, benim annem tarımda babamdan daha başarılıydı açıkçası. Yani onun için babam dayanamadı, gitti iş adamı oldu. Ama annem daha başarılıydı yani. Kadın, ben yaşadım onu. Ben 17 yaşına kadar annemle büyüdüm, babamla büyüdüm. Her ikisinde farklı kulvarlarda nasıl üretken olduklarını ve öyle olunca da o ailenin nasıl mutlu olduğunu ben yaşadım. Ben şimdi diyorum ki, şehirde yaşayan halkımıza bunu yaşatmak istiyorum. Buna da örnek olacak kurumlar. Ben yoksa tümüyle bu eşitliği sağlayacak bir potansiyele sahip kurum değilim. Ama biz buna örnek olursak, ki olacağız, oluyoruz da, biz buna örnek olursak bütün kurumlar buna hassasiyet gösterecek. Göstermeyen kurumlara da kadın hesap soracak. Kadının hesap soracağı bir analiz süreci aslında onlara sağlamış oluyoruz. Bu da önemli bir kriter bizim için. Kolay gelsin. Sizler bu kurumda varlığınızı daha güçlendirmek istiyorsanız liyakatine bakacaksınız, o insanın eğitimine. Bugün başaramayanın da sırtını sıvazlayacağız, diyeceğiz ki bir dahaki sefere devam et kardeşim. Ama o şuna inanırsa, ki inanıyorlar ve inanacaklar, bu kurumda liyakatle insanlar işe alınıyor, umudunu en yüksek tutarak bu kapıdan çıkacak ve size de teşekkür edecek. Ama o buna inanmaz ise, o zaman bu kapıdan çıkarken diyecek ki benim hakkımı yediler, ben niye uğraşayım ki? İnsan ayakta tutan en kıymetli şey umut. Umudu da taze tutan o toplumdaki liyakat zinciri. Teşekkür ederim.
Ne yazık ki liyakat zincirini kırdılar. Bunu yeniden kuracağız, yeniden inşa edeceğiz. Bu hem kadın erkek konusunda böyle, hem insanların ayrıştırılmasını engelleyerek bunu sağlamış olacağız. Ben hiçbir yönetici arkadaşıma, hiçbir çalışanıma, beni iyi biliyorlar, aramızdaki bazı arkadaşlar yıllardır beni tanıyorlar ve biliyorlar, hiçbirisine nesin, kimsin, hangi partidensin, ailen ne sormadı. İyi bilir arkadaşlarım bunu. Onun için hep başarısına ve liyakatına baktım. Memleketin bu problemli alandan sıyrılıp kurtulması lazım ki bizim çocuklarımız, gençlerimiz umutlarını sürdürsün. Ben tam da oradayım. Kolay gelsin. Bu yaklaşımımız her iki. Muş'tan, Konya'dan, 10 numara. Şimdi az önce içeride onu anlattım. Tam da istediğimiz bu. Ayağınıza sağlık. Birincisi şu, kadın olarak burada kontenjan açmanın keyfini yaşıyorum. Sizin de burada elinizden geleni yapacağınızı ve hak edenin kazanacağına İnşallah. Olan inancım var. Biz de şundan zerre şüphe etmeyin ki burada hak eden kazanacak. Bir. Evet. İkincisi yani Türkiye'nin her yerinden bu adil sisteme eşlik etmeniz beni çok mutlu etti. Başkanım, ona olan inancımız için buradayız. Buna emin bakalım, olabilirsiniz. Sağ ol kardeşim. Buna emin olabilirsiniz. Bak, Konya'dan kardeşimiz evet, başkanım. Burada. Muş'tan. Muş'tan kardeşimiz evet. Burada. Ne güzel. Çok mutlu oldum. Hele sizin yüzünüzü görünce daha da mutlu oldum açık söyleyeyim. Başarılar diliyorum size. Ailelerinize selamlar. Ama şunu bilin. Bu liyakat yolculuğu devam edecek. Bugün burada olmasa da bir gün yolumuz birleşecek bunu İnşallah. Unutmayın evet, tamam mı? Haziran ayında tekrar alım olacakmış İnşallah. Başkanım doğru mu acaba? Hadi bakalım efendim. Haziran ayında tekrar bir alım olacak. Var var. Bu sene 500 daha alım müsaadesi aldık. Yani 250'den sonra bir 500 daha itfaiye alımımıza devam edeceğiz. İhtiyacımız da var. Zabıta alımımız da olacak. Dolayısıyla her iki kulvarda da İstanbul'un ihtiyacı var. İtfaiye daha da ihtiyaçlı bir alan. Çünkü çok başarılı idarecilerimiz var. Onlar da biliyor ki itfaiye bizim bir yandan yeni insanlar yetiştirmemiz lazım. Burası da kocaman bir kent. Onun için umudunuzu taze tutun. Tamam mı? Hadi bakalım. Çok teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar. Başarılar dileriz. Sizi burada görmekten mutlu oldum. Benim akrabam yok değil mi aramızda? Akrabam yok değil mi? Öyle akrabalığından dolayı falan hani tanıyoruz, tanıyoruz. Onun için buna esniyen yok değil mi? Ha? Aynen öyle. Emeğiniz de buradasınız. Yani unutmayın emeğiniz de buradasınız. Unutmayın kendi başarınızla buradasınız. Kazandığınızda da kendiniz olduğunuz için kazanacaksınız. Bunu unutmayın. Ya bu memlekette hiçbir idarecinin lütfuna ihtiyacınız yok. Kendiniz olun. Harikasınız, başarılar. Anne, hem anne hem işe girmeye geldin. Helal olsun. Kuzum, adı ne? Adan Lina. Adan Nina. Evet, Lina. Çok güzel, Lina. Allah bağışlasın. İlk çocuğunuz mu? Baba şanslı. O da itfaiyeci. Öyle mi? Oo, ailece itfaiyeci. Çok güzel. Ben de üçüncü çocuğum kız. Kız hepsi güzel evlatlar. Bütün evlatlarımız güzel ama hani kız evlat olunca da başka bir şey. Kuş gibi hafifliyorsun evde sanki. Böyle biraz daha ilgili, titiz bir evlat formuna giriyoruz. Nereden geldiniz? Şanlıurfa'dan. Hoş geldiniz. Sağ olun. İzmir'den. Hoş geldiniz. Siz? İstanbul. Harika. İstanbul. Harika. İstanbul. Ankara. Tamam. Neyse İstanbul çoğunluğu var ya. Evet. Ama torpille değil ha. Sıralamayla geldiler onu söyleyeyim. Başarılar dileriz. Teşekkür ederim. İnşallah güzel bir süreç olacak. Liyakata İnşallah. Uygun, adil. Hiç şüphe etmeyin. Ama günün sonunda bu olmasa bu sene bir 500 alım daha yapacağım itfaiyeye. Teşekkür ederim. İznini aldık. Devam edin lütfen. İnşallah. Tamam. Hadi başarılar. Başarılar. Maraş. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Abisiyim. Ha ondan. Eşlik ediyorsun. Benzer yönlerden geçerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne inşaat mühendisi olarak atandım. Yapma ya. Burada çalışmaktan dolayı çok mutluyum.
istiyorsan bir dakika sen de bir dakika. Geçtiğimiz sene sınavla girdin. Geçtiğimiz sene Aralık ayında alınmış oldu. Tamam. Şimdi kardeşin de buraya geldi. Kafasında güzel soru işaretleri vardı. Güzel. Acaba bir sıkıntı olur mu? Abi geleyim mi gelmeyeyim mi diye. Ben kesinlikle gelmesini tavsiye ettim. Şu an burada bulunan arkadaşların hepsine de yürekten söylüyorum ki burada çok adil ve liyakate dayalı bir alım olacak. Tamam. Kamuda güzel liyakati, kamuda personel temininde liyakat, iş yani iş başarısına yönelik personel teminini tüm Türkiye'ye örnek yaptınız. Size sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Yani inşallah bu sistemin tüm Türkiye'ye örnek olmasını diliyorum. Adın neydi? Hüseyin'in yapışı. Hüseyin. Hüseyin'in torpili büyük. Söyleyeyim mi? Kendisi. Kendi emeği, çalıştı, başardı. Şimdi aramızdaymış. Ne güzel, mutlu oldum, onur duydum. Sana da başarılar. Bugün olmazsa yarın olur ama unutma. Kendin ama başaracaksın, çalışacaksın ve olacak. Size de dedim Maraş dayanışması mı yapıyorsunuz? Tamam yok anladım aile desteği. Güçlü ol, sakin ol. Emeğinle buradasın. Kimsenin gözünün içine bakma. Aynada kendi gözlerine bak, tamam mı? Hadi bakalım başarılar. Merkez. Teşekkür ederiz bu yaptığınız adil alım için. Eyvallah size kardeşim. Sonsuz minnettarız. Eyvallah inşallah. Sağ olun. Tabii ki, tabii ki. Teşekkür ederim. Başarılar. Teşekkürler. Hadi bakalım. Öncelikle herkes burada emeğinin peşinde. Biz de sınava girerek bir geleceğe adım atmak istiyoruz. Hani geleceğimize adım atarak da hani bir bayan olarak burada itfaiyeciliğe girmek istedik. Elimizden geleni yapıp hani iyi bir yerlere hedefimize ulaşmayı temin ediyoruz şu anla. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. İBB'nin yaptığı bu alanın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü ilk defa cinsiyetçi değildi. Böyle kadına yönelik daha çok bir kontenjan kararlaştırıldı. Onun haricinde burada liyakatin en ön safhada olduğunu düşünüyoruz. Artık yani bir şeylerin kırılma noktasına uğradığını. Yani hakkımız için geldik. Hakkımızı da kazanacağımızı düşünüyoruz. Onun için de buradan İBB'ye, Sayın İmamoğlu'na çok teşekkür ediyoruz bu fırsatı verdiği için. Bu kadar. Sağ olun. Siz neler söylüyorsunuz? Alımlarda adil ve liyakat alımlarda kesinlikle adil olduğunu düşünüyorum. İçeride kameraların olduğunu, gözlemci amirlerin olduğunu düşünüyorum. Hiçbir şekilde torpil olduğunu düşünmüyorum. Hani İmamoğlu'nun bize başkanımızın verdiği görevlerden dolayı çok çok teşekkür ederim ve her şeyin iyi olacağını düşünüyorum. Ki zaten ilk defa kadınlara böyle bir alımda yer verildi. Daha önce hiçbir şekilde bizim için ayrı bir alım açılmamıştı. Bunun için ayrıyetten mutluyuz zaten. Yani görünüş belli zaten, her şey ortada, hepimiz birbirimizle yarışacağız. İnşallah hak eden iyi olan kazansın. Çocuğunuz da buraya geldi. Evet, onu da getirdik. O da bizimle beraber yarışıyor da. O da mücadele ediyor bizimle. İnşallah onun için zaten, hani onun geleceği için bu alımın da onun şansına olduğunu düşünüyorum. Bakalım inşallah onun kısmetine de biz